Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Doğru hükümler içeren Kur'an'a yemin olsun ki şüphesiz sen hepsi doğru yol üzerinde olan elçilerdensin. Kur'an ataları uyarılmış ancak gerçeklerden habersizmiş gibi davranan bir toplumu uyarman için çok güçlü, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Şüphesiz ki onların çoğuna gafletlerine karşılık azap sözü, azap vaadi gerçekleşmiştir. Onlar iman etmezler. Şüphesiz ki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanacak halkalar geçirdik. Başları yukarı kalkıktır. Önlerinden ve arkalarından bir set çektik ve onları çepeçevre kuşattık. Gerçeği görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak zikre yani Kur'an'a uyan ve gaybda bulunan Rahman'a saygı duyanı uyarabilirsin. İşte böylesini bir bağışlama ve değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ki ölüleri ancak biz dirilteceğiz. Onların yaptıklarını ve geriye bıraktıkları eserlerini yazıyoruz. Biz her şeyi apaçık bir imamda yani amel defterinde saymışızdır. Onlara, müşriklere şu şehir halkını örnek ver. Hani oraya onlara elçiler gelmişti. Hani kendilerine iki elçi gönderdiğimizde onları yalanlamışlardı. İki elçiyi üçüncü ile desteklemiştik ve biz Allah tarafından size gönderilmiş elçileriz demişlerdi. Şehir halkı elçilere, siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman size herhangi bir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz demişti. Elçiler, Rabbimiz biliyor ki doğrusu biz elbette size gönderilmiş elçileriz. Apaçık tebliğden başka üzerimize düşen bir şey yoktur demişlerdi. Şehir halkı, sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Tebliğden vazgeçmezseniz şüphesiz ki sizi kovacağız. Elbette bizden size elem verici bir azap dokunacak demişti. Elçiler şöyle demişlerdi. Uğursuzluğunuz sizden kaynaklanıyor. Gerçekler size hatırlatıldığı için mi uğursuzluğa uğradınız? Aslında siz aşırıya kaçan bir topluluksunuz. Bu esnada şehrin ileri gelenlerinden bir adam koşarak gelmiş ve şunları söylemişti. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen, kendileri de doğru yol üzerinde olan bu elçilere uyun. Ben ne diye beni yoktan yaratana ibadet etmeyecekmişim ki? Oysa hepiniz yalnızca ona döndürüleceksiniz. Onun peşi sıra ilahlar edinir miyim hiç? Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların ilahların şefaati bana hiçbir yarar sağlayamaz ve beni kurtaramaz. Başka ilahlar edinirsem, İşte o zaman apaçık bir sapkınlıkta olurum. Şüphesiz ki ben Rabbinize güvendim. Siz de beni dinleyin ve ona güvenin. Ona cennete girin, ona cennete gir denince o da ah keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi demişti. O adamın ardından şehir halkını helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik.
daha önce de indiriciler değildik. Bekledikleri müthiş bir sesten başka bir şey değildir. Bir de bakarsın ki yere serilirler. Ah, kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay etmiş olan kullara yazıklar olsun. Onlar, müşrikler, kendilerinden önce nice toplumları helak ettiğimizi, onların eskilerin diğerlerini yaşayanlara tekrar dönmediklerini hiç mi düşünmediler? Elbette onların hepsi, tamamı huzurumuzda hazır kılınmış olacaklardır. Ölü toprak onlar için bir delil, Onu canlandırdık ve ondan ürünler çıkarttık. O ürünlerden yiyorlar. Yeryüzünde hurma bahçeleri ve üzüm bağları yarattık. Ürünlerinden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Oralarda birçok su kaynağı fışkırttık. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin yetiştirmekte olduklarından, insanların kendilerinden ve bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yücedir. Gece de onlar için bir delildir. Ondan geceden gündüzü sıyırıp çekeriz. Bir de bakarsın ki insanlar karanlıkta kalırlar. Güneş kendisi için belirlenmiş yerde akar. İşte bu güçlü, bilen Allah'ın ölçüsüdür. Aya da eski bir hurma dalı gibi oluncaya kadar bir takım evreler belirledik. Güneş aya yetişmez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi birer yörüngede yüzerler. Nesillerini dolu bir gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Kendileri için bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık. Katımızdan bir merhamet ve onları belirli bir süreye kadar yaşatma kararı hariç, dilersek onları suda boğabiliriz. Artık yardım da isteyemezler. Boğulmaktan da kurtarılamazlar. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden korunun ki merhamete uğratılasınız dendiğinde ve kendilerine Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldiğinde mutlaka ondan yüz çevirmişlerdir. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden infak edin, verin dendiği zaman kafir olanlar iman edenlere Allah'ın dilemesi halinde doyuracağı kişileri biz mi doyuracakmışız? Siz sadece apaçık bir sapkınlık içindesiniz demişlerdi. Doğruysanız o vaat son saat ne zamanmış derler. Birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesten başka bir şey beklemiyorlar. O durumda ne bir tavsiyede bulunabilir ne de ailelerine dönebilirler. Sura üflendiğinde bir de bakarsın ki hemen mezarlarından kalkarak Rablerine koşacaklar. Müşrikler, ah eyvah yazık bize, bizi kabrimizden kim kaldırıp uyandırdı? Bu Rahman'ın vaat ettiği gündür. Demek ki elçiler gerçeği söylemiş diyecekler. Bekledikleri müthiş bir sesten başka bir şey değildir. Bir de bakarsın ki hepsi huzurumuzda hazır kılınmışlardır. Artık bugün kimse haksızlığa uğratılmayacak ve size de yaptıklarınızdan başka karşılık verilmeyecektir.
Bugün cennet halkı meşguliyetler içinde eğlenirler. Onlar ve eşleri tahtların üzerinde gölgelerde olacaklardır. Onlar için orada her çeşit meyve ve her istedikleri vardır. Bir de çok merhametli Rab'den selam sözü vardır. Suçlulara şöyle denecektir: Ey suçlular, bugün kenara çekilip ayrılın. Ey Ademoğulları, sizden şöyle söz almamış mıydım? Şeytana tapmayın. Şüphesiz ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur. Yemin olsun ki şeytan sizden pek çok nesli saptırdı. Akıl etmediniz mi? İşte nankörlüğünüzün karşılığı olarak size vaat edilen cehennem. Bugün oraya girin. Bugün onların ağızlarını mühürleyeceğiz. Kazandıkları, yaptıkları hakkında bize elleri konuşacak ve ayakları da şahitlik edecektir. Dileseydik gözlerini elbette silip kör ederdik de yolu bulmaya koşuşurlardı. Bu durumda nasıl görebilirler ki? Dileseydik oldukları yerde elbette şekillerini değiştirirdik de ileri gitmeye güç yetiremezlerdi ve geri de dönemezlerdi. Uzun ömür verdiğimizi yaratılışta tersine çeviririz. Akıl etmiyorlar mı? Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Zaten ona gerekmez de. Onun söyledikleri sağ olanları uyarsın ve kafirlere de azap sözü gerçekleşsin diye sadece gerçeğin hatırlatması ve apaçık bir Kur'an'dır. Ellerimizin, kudretimizin yaptığı işlerden olarak kendileri için hayvanları yaratmamızı ve onlara sahip olmalarını düşünmediler mi? Onları kendilerinin hizmetine sunduk. Bir kısmından binekleri vardır. Bir kısmından ise yiyorlar. Onlarda insanlar için yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı? Kendilerine yardım edileceğini umarak Allah'ın peşi sıra ilahlar edindiler. Oysa mahşerde onlar kendilerine yardım edemezler. Onlar diğerlerinin, birbirlerinin hazırlanmış askerleridir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. O inkarcı insan kendisini nutfeden, zigottan yarattığımızı görmedi mi? Bir de bakarsın ki o apaçık bir tartışmacı olmuş. Kendi yaratılışını unutarak bize örnek vermeye kalkışmış ve "Çürümüş kemikleri kim diriltebilirmiş ki?" demişti. De ki, onları ilk kez yoktan var eden diriltecektir. O, her türlü yaratmayı çok iyi bilendir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş yaratan da odur. İşte o ağaçtan tutuşturuyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah, insanların benzerlerini yaratmaya gücü yeten değil midir? Elbette. O her türlü yaratabilendir, bilendir. Bir şeyin olmasını istediği zaman onun durumu o şeye sadece ol
demektir. O da hemen olmaya başlar. Her şeyin egemenliği yalnızca kendi elinde olan Allah yücedir. Hepiniz yalnızca ona döndürüleceksiniz. Sadakallahu'l-azim.